Merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrar bir peak antrenmanındayız. Burada piyasanın en kötü powerlifterlarından Samet Kılıçdoğan. Peak antrenmanındayız. Geçen antrenman en ağır antrenmanı izlediniz. Şimdi de tezatlık olsun diye en hafif antrenmanı koyacağız. Neden bu kadar hafif çalışıyorsunuz diyecek olursanız eğer. Sonra açıklarız bunun cevabını. Ne bir daha söyle. Çünkü ne? Çünkü öyle istiyoruz. Aynen. Çünkü öyle istiyoruz. Ya yok, bu programda bazen yani dördüncü gün aktif recovery dediğimiz aktif onarım. Hani aktifsin ama aslında çalışmıyorsun gibi bir şey. Sinir sistemini ayakta tutuyoruz tarzı bir gün. Yarışma hazırlığında olduğumuz için, peak olduğu için, artık az zaman kaldığı için de kemer, dizlik takarak. Mesela ben bugün 100 kilo squat yapacağım. Yani normalde ayıp bu ekipmanları kullanmak. Ama gerçekten hız, teknik, akıcılık falan filan. Şimdi sen al bunu da. Benim 100 kiloyu. Kaç? 3 set miydi bu? 2. 2 set yapacağız. Allah Allah, bu Hasan'ın da maksimumu 230 ya. 130 ile çalışıyor, Allah Allah. Çok da rahat yapıyor ha. Nasıl program abi? Böyle kaldırarak güçlenemezsin. Biraz ama yani. Sonra farklı bu. Os. Ay. Çok zordu. Antrenmanın kolay kısmındayken, antrenman da bugün birazcık kolayken bahsettiğim, her videoda cevaplayacağım dediğim sorulardan birini seçtim bu video için. Onu cevaplayayım kısaca. Şey demiş arkadaşımız, işte atıyorum Candito'nun squat programı gibi ya da Ed Koan'ın deadlift programı gibi ya da ne bileyim Smolov'un bench gibi, böyle bir hareketi çok arttırmaya yönelik bir program yaparken diğer liftleri ne yapıyorsun? Hayırdır? Tarzı bir soru var. Şimdi o soruyu şöyle cevaplayacağım. Mesela bu durumdan duruma değişir. Mesela ben Candito squat programını yaparken deadlift ne oldu? Deadlift'i ben o 9 hafta boyunca yapmasaydım da deadlift'in artma ihtimali bile vardı. Çünkü deadlift aşırı kompleks teknik gerektiren bir hareket değil ve deadlift hani yerden bir ağırlığı kuvvet uygulayarak bele kadar kaldırma hareketi. Bunu Cemre ile tartışmıştık. Hani bu squat programı sırasında kazandığın kas kütlesiyle arttırmış bile olabilirsin dedi. Ama ben ne yaptım? 2 haftada bir deadlift yaptım ve minimum efektif volume dediğimiz, benim hani bir şekilde geri gitmemem için ve hatta gelişimimi devam ettirebilmem için gerekli olan minimum volume'um var, yani hacmim var. Ben bunu yaptım deadlift'te. Ve etkili oldu açıkçası. O efektif volüm dediğimiz, yani minimum efektif volüm dediğimiz terim herkeste sandığınızdan çok çok daha az. Onunla ilgili detaylı bir video yaparım. Onu yaptım. Bench press zaten çok etkilenmiyordu. Bench press mesela artarken diğer liftler ne olacak? Bench press setleri çok zaman alacak. Ya büyük ihtimal çok bir şey değişmeyecek. Yani genel olarak aslında yapmanız gereken diğer hareketlerde yapabiliyorsanız devam etmek gelişime. Yapamıyorsanız eğer, gerçekten hani bir yerde kendinize yüklendiğinizi, overtrain olduğunuzu hissediyorsanız diğer hareketlerde minimum effective volume yapabilirsiniz.
Bu Candito case'iydi. Yani Candito'da gerçekten 9 hafta boyunca deadlift yapmama gerek de yoktu. Candito'da kendisi bu programı uygularken deadlift yapmamış. Mesela şu an deadlift programını uyguluyor sanırım, takip ediyorum. Orada da squat yapmıyor neredeyse. Sadece yeterli uyarıyı veriyor kasa yani. Kombinasyonlar böyle. Yani ben mesela yazında gerçekten sırt ve merkez bölgemi güçlendirmek adına kemersiz deadlift'i güçlendirmek adına kemersiz deadlift'te Ed Cohen'ın deadlift programını uyguladım. Biraz kendime uyarladım tabii programı. Onu uygularken de squat'ta gerçekten minimum efektif volüm yapıyordum ve gerçekten hani yaptığım rakamları duysanız gülersiniz. Genel olarak hareketi yapmaya devam etmeye çalışın mümkün olduğunca, ama mesela squat'ı geliştirirken deadlift ya da deadlift'i geliştirirken squat'ı ne yapacağım diye düşünüyorsanız deadlift'i geliştirirken squat yapmanızı öneririm. Çünkü squat biraz daha teknik bir hareket ve squat'ta hacme ihtiyacınız olacak. Squat çabuk detrain olabilen, çabuk azalabilen bir hareket, ama deadlift öyle değil. Deadlift doğası gereği aslında uzun süre yapmadığınızda, salona geri döndüğünüzde neredeyse eski maksimumunuzu çıkarabileceğiniz bir hareket. O yüzden hani bunu soranlara böyle kısaca cevap vermiş olayım. Bench ile ilgili bütün kombinasyonlarda bench çok fazla volüm, çok fazla hacim tolere edebildiğimiz bir hareket. O yüzden bench press programı uygularken diğer hareketlerde de ihtiyacınız olan gelişimi sergileyebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım bu cevabım faydalı olur. Peki. Çekme ananı bak. Çekme. Her yerimi ağır kaldıran erkekler sardı. Evet. Şimdi de çok hafif bir bench bakalım. Sen de yap bakalım. Açık vereceksin, gaza basacaksın. Spoto. 85 değil mi? Bir tanesini de hiç bekletemedim ya. Aynen, hepsinin öyle mi olması iyi olur bilemedim ya. Ediyorsak kendimize şeyimiz cezasını çekeriz. Allah, aynadan ben de çıkıyor musun? Dik durayım. Titretme lan bu. Kamerayı titretme. Ağırlık kaldırıyoruz kardeşim, elimiz titriyor. Maşallah maşallah. İnşallah hocam. Fırat 42'ye gel.